Savaş Cümle yüzde gerçek analizde hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün eğitim serimiz olan ikinci seriyi çekiyoruz. Bugün günlerden tren çizgisi. Tren çizgisi çekerek paramızı ve yatırımlarımızı nasıl ikiye katlayabiliriz? Tren çizgisinin bizim hayatımızdaki e, önemi nedir? Kripto paralardaki önemi nedir? Ve doğru tren çizgisi nasıl çizilir? Bunları hep birlikte öğreneceğiz dostlar. Umarım videodan keyif alırsınız. Sizlerde bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen videonun altına yorum atmayı unutmayın. Daha fazla lafı uzatmıyorum. E eğitim serimiz başlasın dostlar. Tekrardan hoş geldiniz dostlar. Şimdi bugün tren çizgisi nasıl çizilir ve tren çizgisindeki fiyatların hedefleri nasıl e, analiz edilir? Bu hedeflere nasıl gidilir? Tren çizgisinin kırılımında nerede yatırım yapmalıyız? Ve yatırımlarımızı sadece sadece tren çizgisi çekerek nasıl 2'ye ve 3'e katlayabiliriz? Bunu göreceğiz dostlar. Şimdi öncelikle videonun başında şunu söylemem gerekiyor. Tren çizgilerinden gerçekten güzel gelirler elde edebilmeniz adına. E, bakın bakın Normalde de elde edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ayı sezonundayken de trend çizgilerinden kesinlikle para kazanabilirsiniz. Ama boğa sezonundaki trend çizgilerinin kırınları her zaman çok daha güzel karlar bırakır. Bunu bilmenizi istiyorum. Şu anda Bitcoin kısır bir döngüde 50 günlük MA'ya tutunduk. Üzerine aşmaya çalışıyoruz. 200 günlük ortalamaya doğru ilerlemeye çalışan bir Bitcoin söz konusu. Ve boğa döngüsünün içerisine tekrar girdiğimizde bu tren çizgilerinden çok güzel karlar elde edebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Şimdi tren çizgisi nasıl çizilir onunla başlayalım dostlar. Yine trading bir ev tahtamızda bu sefer 4 saatlik periyotta Reef adlı parite üzerinden göstereceğim. Şimdi bu rifin boğa döngüsündeki kısa bir yükseliş periyodu burası. Sonra düzeltmeye gidiyor. Ardından bir daha yükselmeye devam ediyor dostlar. En önemlisi de düzeltmenin bittiğini çok net anlayabileceğiniz trend çizgisini birazdan göstereceğim sizlere. Şimdi sol tarafta gördüğünüz yine uygulamalar içerisinde en üstten ikinci bölümde şurada trend çizgisi yazan butona tıklayarak dostlar trend çizgisi çizmeye başlayacağız. Şimdi birinci trend çizgisini çekeceğim dostlar. Aslında en alttan başlamam gerekiyor. Biraz daha şunu geriye sarmam lazım ama ee, şuradan başlayalım ya da tamam buradan başlayalım şöyle olsun. Şimdi en baş en tepe yani son tepe noktasına tren çizgisini düşüşün başladığı yere oluşturmak için tren çizgimi çekiyorum. Tren çizgilerinde en önemli veri dostlar en önemli veri 3 tane tren çizgisine e, değen mum bulabilmektir. 3 tane en sağlıklı ve en düzgün tren çizgisinin çalışacağı grafiktir. 3 mumun uzun tren çizgisine kesinlikle değmesi gerekiyor dostlar. Şimdi bu tren çizgisini çizdim. Artık tren çizgisinde gördüğünüz gibi şöyle büyütüyorum. 1 2 ve 3. kez değim gerçekleşiyor. Buradan sonra tren çizgisinin kırılım aşamasını bekliyorum dostlar. Yani nerede kıracak, ne şekilde kıracak onu takip etmeye başlıyorsunuz. 4 saatlik periyotta ve tam olarak kırılımın geldiği yer burası dostlar. Kırılım geldiği an Kırılımın geldiği yere tren çizgisini görerek stop koyup işlem açabilirsiniz. Yani 20.44'e stop koyarak tren çizginizin ilk aşamasındaki yükselişi yakalayabilmek adına işlem açabilirsiniz. Burada destek ve direnç çizmeyi bilmeniz de gerekiyor tabi. Bakın burası bir direnç. Tren çizgisi direncin altındaki kırılımı yaptıktan sonra ilk dirence hareketini gerçekleştiriyor ve buradan red diyor dostlar. Şimdi dirence kadar karı aldık mı? aldık. Yeni bir trend çizgisi çizeceğiz şimdi bir kere daha. Biz burada birlikte bir trend çizgisi oluşturacağız. Bu sefer oluşturduğumuz trend çizgisine gördüğünüz gibi ikili kafa var. 3 yok dostlar. Olsun e, şunu biraz daha kısıp üçüncüye de alma şansınız var. Şu mumu da al, aldınız takdirde üçe de alabilirsiniz biraz esnetip. Bu çok sağlıklı bir trend çizgisi olmasa da en azından 1 2 ve üçüncü değiş şurada mevcuttur. Bu üçüncü değimin kırılışının ardından yeni bir fiyatlama geliyor şimdi. Onu da sizlere göstereceğim. Buranın kırılımı tam olarak buradan gerçekleşiyor ve retest geliyor bakın. Dirence değiyor ve ardından retest gerçekleşiyor çift 21 28 bölgesine tekrar stop koyarak buradan açacağınız işlemi yukarı doğru takip edebilirsiniz. Şimdi asıl soruya geliyorum. Yukarı takipler nasıl gerçekleştirilmeli? Yukarı takiplerde ne şekilde kar realizasyonu için takip oluşturulmalı diye. Şimdi bununla ilgili çok basit bir teknik göstereceğim sizlere. Aşağıdan yukarı yükselen bir trendle yukarıdan aşağı indirdiğiniz bir düşen trendle üçgen formasyonu oluşturacağız dostlar. Bu formasyonun bir tanesini şuradan oluşturalım mesela. Burada tam 3 tane nokta atış gördüğünüz gibi düşen bir trendimiz var. 1, 2 ve 3 en son kırılım geliyor ve ardından gidiyor. Peki bu kırılımın hedefini görebilmek için ne yapabiliriz? Hemen bir üçgen formasyonu oluşturacağız burada. Şu şekilde mesela oluşturduğumda gördüğünüz gibi ikili dip oluyor. Olmuyor. Bu yüzden burası geçerli değil. Yukarı çekiyorum ve 3 dedi bir buldum. 1, 2 ve 3 nokta atış 3 dedi bir kullandım. Son tepe yani düşen trendin son tepesi olan bölümden 4 saatlikte bakın. Buradan aşağıya bir tane çizgi çekeceğim. Hatta şunu bakın burada ikinci bölgede ok işareti vardır. Ok işaretiyle çekebilirsiniz. Nokta atış sıfıra sıfır şu şekilde çiziyorsunuz. Kırılım geldiği andan itibaren artık hedefiniz adır. Kırılım geldiği yere tam olarak nokta atış koyacaksınız. Ve bunu yatay ışınla tepe noktası olarak belirleyeceksiniz. Bu şekilde neresiymiş? Çift 0, 28, 39. Bakın burası direnç olarak çalışmış. Ardından direnç kırılmış. Sonra da destek olarak çalışmış dostlar. Şimdi hedefe geldik mi? Geldik. Artık hedefimiz neresi? Çift 0, 28, 39 değil mi? Şu sarıyı şuradan aldık. Çizdik. Bakın nokta atış oraya kadar gelmiş. Şimdi bu çizdiğimiz sarı çizginin Stoplu takipi ya da stop loss yaparak takibini gerçekleştirmek adına yine tahtada 3. bölümde bulunan fib düzeltmesi bölgesini alıyoruz. Kralımın gerçekleştiği yerden tepe hedefe kadar şu şekilde oturtuyoruz dostlar. Ekranı şu bu şekilde büyüttüğüm zaman göreceğiniz yer çift 0.2839 final bölümü yani ilk etapta Rift'ten yükselmesi gereken yeri hedefledik buraya düştüğü en dip bölge sıfır bölge yani kırılımın geldiği yerden sıfır yerinden trend çizgimizi fibonacci çizgimizi çizdik artık izli takip moduna girebiliriz geçen videoda anlattığım gibi burası kırıldı tepe nokta atış değdi artık stop burası tekrar aynı işlem geldi burası kırıldı buraya değdi artık stop burası bu bölüm kırıldı artık yukarıda 61.8'e değdi yeni stopumuz burası ve ardından yukarı kırılım geldi. Buraya değdik. Artık yeni stopumuz 61.8 oldu şeklinde izli stop yaparak pariteyi takip edebilirsiniz. En son gördüğünüz gibi kırılımdan en büyük karı 78.6 27.23'ten almışız. 23.14'ten kar yapmaya başladığımız paritede 27.23'te stop loss olarak paradan kar etmişiz dostlar. Şimdi ikinci kez aynı hamleyi bir kere daha yapacağım dostlar. Bir kere daha görün diye burayı kaldırdım, sildim. Burayla işim bitti. Buradaki hedefe geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi yeni tren çizgisi çizeceğiz. Eski tren çizgisini kaldırıyorum. Sizlerle birlikte. Ve yeni oluşumu çizme zamanı. Hedef burasıydı. 1, 2 ve 3 kafayı buldum dostlar. Şöyle. Şimdi aşağıdan yukarı bitiren çizgisi çekmem gerekiyor Hemen burayı başlatacağım 1 2 ve 3. tren çizgim şimdi hedefimi bulmayı deneyeceğim çektim kırılım buradan geldi ve hedefimi buldum gördüğünüz gibi Mum foma dalgasıyla şu kadar yükselse de yine de tam hedef bölgesine kadar gerileme gelmiş ve burayı direnç olarak kullanmış dostlar. 4 saatlikte yükselen trendler içerisinde dirençleri de bu şekilde bulmuş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeni hedef belli oldu. Şimdi tahtayı biraz daha genişleteceğim. Fibonacci'mi çizeceğim. İzli takibe tekrar başlayacağım. Burada. Kırılım yer engel burası tepe burası artık Fibonacci takibine başlamaya hazırım. Tekrar paritenin kırıldığı yerden içeri girdim. 27 38 burası benim ilk stop noktam oldu. Ardından benim Paritem buraya geldi kafa attı. Artık yeni stop yerim 0236 38 oldu. Buranın biraz daha altına bakın her zaman küsuratları tamamlayın. 28-38 ise bunu 28 yapın ki bu mum geriye doğru şu şekilde bir fitil attığında sizi patlatmasın dostlar. Bakın 28 ona kadar fitil atabilmiş. 28'e koyarsanız patlamazsınız. Hemen ardından tekrar bu kırılım geldi. Yukarı kafa attı. Yeni stop noktam artık 382 oldu. Tekrar yükseliş başladı. Yukarı doğru vurduk. Benim yeni stop yerim 0.0315 oldu dostlar. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Bu şekilde düşen trend, yükselen trend ve üçgen formasyonu oluşturarak 4 saatlik periyotlarda paritelerin gidebileceği direnç bölgelerini takip edebilirsiniz dostlar. Bunu e, mesela şu an benim bütün paritelerimde Bitcoin'de artık Yükseliş döngüsüne geçtiğini düşündüğümden dolayı artık 200 günlük ortalamayı beklediğimden dolayı hemen hemen şimdi sizlere göstereceğim. Tüm tahtalarımda göreceksiniz. Ben günlükte çizdim. Nedeni biraz daha uzun vade bekleyişler içerisindeyim. Kar paritelerine gidebilmek adına. Hemen şöyle başa gelelim. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de üçgen formasyonumu oluşturdum. Dipleri buldum. Düşen trendimi kırdım. Hedef noktamı oluşturdum. Artık kırılımını bekliyorum günlükte. Ethereum'da var mı? Ethereum'da da var. Maker'da var mı? Maker'da da var. AV'de var mı? AV'de de var. Gördüğünüz gibi günlük bazda bütün üçgen formasyonlarımı oluşturdum. Bunları... Bekliyorum. Mesela günlükte kırılımlar geldi ama günlükteki kırılımlar az önce gösterdiğim gibi 4 saatlik gibi hemen gelmezler. E, kırılım ne var? Atomda geldi mesela. Bakın atomun hedef noktası 36.62. Günlükte kırılım yaptı. Üzerinde kapamasını bekliyorum. Fibonacci'mi oluşturdum. Hedefimi çizdim. Hedef 36.62. Günlükte izli takip yapacağım. Bu süreç 36.62 atomun bu süreci belki 2 gün, belki 3 gün, belki 1 hafta sürecek. Ama günlük açtığım için bu şekilde. Bunu 4 saatlik işlemlerde açarak 4 saatlikteki hedeflerini bulabilirsiniz. Mesela 4 saatte daha kısa şuradan bir trend çizmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. değiş ve 4. de kırıyor. Aşağıdan yukarıda şuradan bir, bir yükselen trend çiziyorsunuz. Hedef nokta atış şuradan geliyor. Ortalama olarak geldiği yerde 30.90 ilk hedefine 4 saatlikte gelmiş günlükteki hedefi. 36.62 Umarım e, faydalı bilgiler öğretmişimdir. Umarım bir şeylerden e, nasıl anlatayım faydalanabilmenize yardımcı oluyorumdur. Bu düşen trend ve üçgen formasyonu genel olarak hep çalışır. Özellikle 4 saatlikte Bitcoin'in yükseliş süreçlerinde çok güzel karlar bırakır ve sürekli sizin trade açmanızı sağlar. Bilgisayar başında çok uzun saatler kalmanıza da gerek yok. Neden? 4 saatlik trade'lerde ortalama olarak e, süreç 8 ila 12 saat sürer. Yani 8 saatte veya 12 saatte bir size pozisyon açtırır, pozisyon kapattırır. Pozisyonu kapattıktan sonra da bir bekletir, araya nefes verdirir. O yüzden başka paritelere gitmenizi de sağlar. Örnek veriyorum, Reef üzerinde ilk kanal çizgisi oluştu. Rift'ten parayı vurdun, hedefine geldi. O bir 12 saat veya 8 saat dinlenme sürecine geçtiği sürede başka pariteler bulup onlarda üçgen formasyonları oluşturup kırılımlarından paranızı oraya aktarıp oradan kazanmanızı sağlar. Bu şekilde hem bir pariteye bağlı da kalmazsınız. Farklı paritelerde sürekli işlem açarsınız ve sürekli kazanç sağlamaya devam edersiniz. İşlemlerinizi de Fibonacci stoplarına göre yaptığınız takdirde zarar etme olasılığınız %1'e kadar geriler. %90-95 çalışmalarınız çalışan bir formasyondur. Genel olarak day trade'lerin oturup da 1 saatlik formasyonda sürekli tekrarladıkları bir trade sistemidir. Ama e, bunu size önermiyorum. Bunu yapabilmeniz için çok ciddi anlamda profesyonel işlem açıp kapatabiliyor e, olmanız gerekiyor dostlar. E, videonun da sonuna geldik. Bu tarz eğitici videoların devamı için lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp Beğeni butonuna basıp bana destek olabilir. Videonun altına o güzel o tatlı yorumlarınızla e, benim sizler için daha fazla video çekmeme yardımcı olabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Yarın kendi saatimizde canlı yayında görüşmek üzere.